Astral bedenin diğer bedenlere göre, fiziksel bedene göre ve eterik bedene göre daha geniş olmasının maddeleri de böyle. Çünkü daha uçucu ve daha ince maddeler var. Ve bedenin etrafına çok çekemiyorsun bu maddeleri. Zaten çektikçe zaten parlamaya başlıyorsun. Ve aslında seni parlatan şey bir anlamda bu dünyadaki tekrarlı eylemlerin. Şimdi bu en önemli konulardan belki bir tanesi. Astral ile ilgili konuşacağımız konulardan bir tanesi. Çünkü şu anda astral dünyada işler devam ediyor. Ve astral dünyada yaşayan bir varlık, fiziksel dünyada yaşayan bir varlıkla aynı alanı işgal ediyor olabilir, ancak yine de bir diğerine tamamen bilincinde olmaz ve hiçbir şekilde diğerinin serbest dolaşımını engellemez. İşte bu neden herkesin aynı anda aynı yerde olamadığına dair bir şeyi gündeme getiriyor ve in vocation ve ev vocation denilen konuyu anlatıyor. Yani çağırma ve celbetme denilen konu. Çünkü şu an ben buradayım. Hani nerede? Belki buradalar değiller. Şimdi hani nerede burada derken bir şey demek istemiyorum ama daha düşük bir astral duygu seviyesinde olmadığım için daha düşüğü şu an göremiyorum. Onlar beni görmüyor. Ben onları hissedemiyorum. Onların titreşimi bana çarpmıyor. Ve ben onların titreşimine yanıt vermiyorum.